Hastamız tabii bize nefes darlığı, çabuk yorulmayla geldi. Baktığımız zaman zaten 99 yaşındaki bir hastada nefes darlığı, çabuk yorulma olması normal. Hasta olmasa dahi normal. Ama hastamızdaki bu şikayetlere bakılınca tespit edilen problem ileri derece kalp kapaktaki daralma, yani kireçlenme dediğimiz aort kapak artık açılmıyordu. Hareket etmez hale gelmişti ve biz bu yaşta yapıp yapmama konusunda bazı kaygılarımız vardı. Çünkü yaş 99, Cumhuriyet'ten bir yaş büyük bir hastayla uğraşıyoruz. Ancak baktık ki çok dinç, aktif bir insan ve bir şeyleri yapıldığı zaman daha rahatlayacağını düşünüyor. Ve bu tür hastalarımıza yaşı itibariyle çok dokunmuyorduk. Yani açık cerrahi, açık ameliyatta riskli olduğu için gidebildiğimiz kadar ilaç tedavisiyle gidiyoruz. Artık günümüzde teknolojinin verdiği imkanlarla bir saatlik bir işlemle kasıktan girerek aort kapağı değiştirebilip ve daha sonra da hastamızın daha rahat nefes almasını, aktif olmasını sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla biz hastamızla ve yakınlarıyla ayrıntılı bir şekilde görüştük. Hastamızın şikayetleri, son zamanlarda artan şikayetleri karşılaştırıldığı zaman kapak girişiminden, kapak operasyonundan çok faydalanacağına karar verdik ve Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün öncesinde kapak girişimini, kapak ameliyatını yaptık. Kalp kapağı değiştirildi. 29 Ekim'de de 100 yaşını kutlamış olduk. Hastamızın da sağlıklı bir şekilde ayağa kalkması hepimizi mutlu etti. Şunu bilmemiz gerekiyor. Artık ülkemizde bu tür operasyonlar çok başarılı bir şekilde yapılıyor. Hastamıza da şifa olduğu için de hepimiz çok memnun olduk.